İyi günler arkadaşlar. Ergenlik döneminde evde gelişimsel destek kitabımızın 6. ünitesini şimdi sizinle kısaca gözden geçirelim. Ergenlik döneminde evde boş zaman etkinlikleriyle ilgili olan bu üniteyi sizin için Doçent Doktor Serhat Otluyurt hazırladı. Boş zaman etkinliği nedir? Gelişimsel yetersizliği olan çocuklar günlük yaşamlarını devam ettirebilecek becerileri çoğunlukla doğal ortam içerisinde kendiliğinden öğrenemiyorlar. Ebeveynler çocukların gereksinimlerini belirleme, çocuklarına evde öğretim yapma ve uygun davranışlar kazandırma gibi sorumlulukları almak durumundadırlar. Bu öğretim süreci içerisinde günlük yaşam becerileri, akademik beceriler, sosyal beceriler ve ek olarak da boş zamanlarını değerlendirme becerisinin öğretilmesi kapsanmalıdır. Okul daha kontrollü bir ortam olduğu için çocuk kendisine yarar sağlayacak becerileri orada kurumsal olarak ediniyor kurum yapısı içerisinde. Ama okul dışındaki zamanlar daha çok ev ortamında ve bu nedenle de okulla ailenin işbirliği yapması gerekiyor. Gelişimsel yetersizliği olan ergenin kendini planlayabilmesi, zamanını etkili kullanabilmesi ve yeni becerileri öğrenerek beceri performansını arttırabilmesi için okul dışı zamanlar çok önemli. Bağımsızlık becerilerinin kapsamı yine akademik becerilerin yanı sıra topluma katılımı destekleyecek olan uyum becerilerinden oluşmakta. Uyum becerilerinden bir tanesi de boş zamanı değerlendirme becerileri bildiğiniz gibi. Kişinin mesleksel ve toplumsal ödevlerini yerine getirdikten sonra özgür iradesiyle girişebileceği dinlenme, eğlenme, bilgi ya da becerilerini geliştirme, toplum yaşamına gönüllü olarak katılma gibi uğraşlara boş zaman etkinliği deniyor. Boş zamanın bir etkinlikle değerlendirilmesi öğrencinin tabii ki ilgisine, yaşına, cinsiyetine, öğrenim durumuna, yine ailenin sosyokültürel ve toplumsal durumuna bağlı olarak değişebiliyor. Boş zaman kişinin kendisi ve başkası için zorunluluk ve bağlantılardan kurtulduğu, kendi seçtiği etkinliklerle uğraştığı, bağımsız ve kısmen daha özgür olarak davrandığı zamanlar. İnsanlar boş zamanlarında yaptığı etkinliklerden hem yaşamsal doyum sağlayabilir hem de günlük yaşam ve streslerinden uzaklaşabilirler. Özel gereksinimli çocuk için boş zaman etkinliği aynı zamanda diğer öğrendiği becerilerin tekrarının ve genellemesinin yapıldığı zamanlar olarak da düşünülmeli. Boş zaman etkinliklerinde neler yapılabilir diye bir alan yazına baktığımızda sanatsal etkinlikler yapılabilir, entelektüel etkinlikler yapılabilir, fiziksel etkinlikler yapılabilir, pratik el becerilerine dayalı etkinlikler yapılabilir ya da sosyal etkinlikler yapılabilir denmekte. Tabii ki evde boş zaman etkinlikleri aileler genelde boş zamanlarını değerlendirme becerilerinin belirlenmesinde ve öğretilmesinde eğiticilerle de işbirliği kurabilirler. Çünkü evde kullanılan bir takım becerilerin öğretiminin okulda başlatıldığını daha önce de belirtmiştik hatırlarsınız. Okuldan eve geldikten sonra yatma vaktine kadar geçen süre içerisinde ergenlere uygun bir zaman planı yapmak gerekmektedir. Alan yazında iyi planlanmamış boş zamanın oldukça fazla problem davranış oluşumuna da zemin hazırladığı açıklanmaktadır.
Gelişimsel yetersizliği olan ergenlere boş zaman eğitimi biraz önce söylediğimiz gibi pratik bazı el becerileri gerektirecek aktivitelerle uğraşma biçiminde yapılabilir. Pek çok farklı şey yapılabilir. Yani yiyeceklerle ilgili, yemek hazırlamayla ilgili repertuar genişletilebilir. Kendisi için hobi etkinlikleri yapılabilir. Boş zaman eğitimi dediğimizde öncelikle sosyal becerileri ve akranlarla etkileşimini geliştirebilmek için boş zaman etkinliklerini öğretimine yer vermek gerekir. Mesela biraz önce gösterdiğimiz görseldeki hobi etkinlikleri birlikte yapıldığında çok güzel bir akran etkileşimine dönüşebilir. Ev ortamında yapılabilecek bazı beceriler vücut gelişimini, hareketliliği ve koordinasyonu sağlamaya yardım edebilir. Yine yapılacak bazı etkinlikler bireysel yapılabileceği gibi resim çizme, boyama, bazıları da yaşıt gruplarla etkileşim hedefli etkinlikler olabilir. Öğretilecek bazı beceriler onun güvenliğine, hayatta kalmasına katkıda bulunacak güvenlik becerilerini içerebilir bu boş zaman etkinlikleri. En önemlisi çok sınırlı oldukları bir alan, sosyal etkileşim alanında onlara katkı sağlayabilir. Bunun için boş zaman etkinlikleri farklı biçimlerde tercih edilebilir. Bunlardan bir tanesi mesela boş zaman etkinliğinde oyunun kullanımı. Oyun biliyorsunuz her yaştaki çocuk için tercih edilebilecek bir boş zaman etkinliği. Onların hem yaşıt etkileşimini sağladığı gibi hem de gelişimsel yetersizliği olan bir birey için özgürleşme anını kendi yarattığı bir tasarımı hayata geçirebilme fırsatını veriyor oyun onlara. Boş zaman etkinliği olarak oyun kullanımının pek çok yararından bahsedilmiş. Öncelikle en önemli yararı her yaşta oyun oynanabilir. Biliyorsunuz normal erişkinlikte bile oyun oynama devam ediyor. İşten geldikten sonra kahvede bir süre vakit geçiren ebeveynlerimizin olduğunu biliyoruz. Bunun dışında bir şeyi yapmaya ilişkin motivasyonu yüksek oyunlar seçilmeli. Belki serbest zaman oyunlarıyla başlatılıp kurallı oyunlara geçilmeli. Böylece çocuğa kuralın varlığı, kurala uyanılması gerektiği de oyun aracılığıyla öğretilebilir. Yine oyunda kullanılacak araç gereci çocuğu seçmesine imkan verildiğinde kendi seçtiği araç gereçle başlatacağı oyunda motivasyonun yüksek olacağını biliyoruz. Akranlarıyla düzenlemeler yapılarak bazı oyunlar yer alabilir. Yine akranlarıyla oynadığı oyunlarda çocuğun rolünün değiştirilmesi de önemli. Çünkü bir futbol oyununda direkt oyuncu olarak değil de belki öncelikle kaleci olarak oyunda yer alması oyuna katılabilme açısından onu daha yüreklendirebilir. Çünkü ayağında top sürme daha yüksek düzey bir fizik performans isteyebilir. Yine bazı ev için gerekli olan etkinlikleri oyun biçiminde çocuğa öğretebiliriz. Mesela çamaşırları renklerine göre ayırma ve çamaşır makinesine atma bir oyun konsolunda çocuğa öğretilebilir ve daha sonra da gerçek yaşama ya da bağımsız yaşam becerilerinden biri olarak da kullanılabilir. Boş zaman etkinliği olarak spor tercih edilebilir.
Spor sadece özel gereksinimli çocuklar için değil, normal gelişen ergenler için de önemli bir boş zaman etkinliği. Spor sadece bir boş zaman etkinliği olmanın yanı sıra çocuğun fizik performansını da arttıran bir etkinlik olarak belki öncelikle tercih edilebilir. Çünkü biliyorsunuz özel gereksinimli çocuklarda ergenlik döneminde duruş, yürüyüş ve postür bozuklukları da izlenmeye başlanabiliyor. Ama boş zaman etkinliği olarak eğer spora yer verirsek böyle bir görüntü farklılaşmasının hiç olmayacağını düşünebiliriz. Yine sporu eğer boş zaman etkinliği olarak benimsiyorsak, daha basit hareketler gerektiren sportif faaliyetlerden daha yüksek performans gerektiren etkinliklere sırayla geçmekte fayda var. Tabii spor tercih ederken yaralanma ve ölüm riski olmayan sportif faaliyetleri seçmekte fayda var. Kıyasıya mücadele gerektiren sportif faaliyetlere belki ikinci aşamada yer verilebilir. Öncelikle kendi başına yapabileceği, kendi bedenini geliştirebileceği sportif faaliyetlere yer verilebilir. Sportif faaliyet seçerken de çocuğumuza uygun olması burada önemli tabii ki. Boş zaman etkinlikleri olarak sporu seçmenin de pek çok yararından bahsedebiliriz. Tabii ki eğer biz boş zaman etkinliği olarak sporu seçeceksek bizim bu konuda yapmamız gereken bazı şeyler var. Mesela ebeveyn olarak sizin ya da bakımınla ilgilenen kişi olarak sizin ilgilendiğiniz bir spor varsa bunu birlikte hem sosyal paylaşım biçiminde çocukla yapabilirsiniz. Eğer çocuğu bu spora heveslendirebilirseniz. Yine yönlendiren spor maliyetinin ailenin ekonomik durumuna uygun olması önemli. O spor etkinliği bazı gelişimsel ön koşul beceriler gerektiriyorsa, bu ön koşul becerilere çocuğumuz sahip mi değil mi, bunun değerlendirmesini yine bizim yapmamız gerekiyor. Çocuğun el göz koordinasyonunu veya fizik koordinasyonunu değerlendirerek hangi sportif faaliyetler ona daha uygun olabilir, bunu seçenek sunarken bizim belirlemiş olmamız gerekiyor. Yine bazı oyun kuralları çocuğunuzun yapısına veya durumuna uymayabilir. Daha önce belirtmiştik, kişisel özellikler nedeniyle çocuk daha agresif ya da birden öfke patlamasına sahip bir çocuk olabilir. Dolayısıyla seçilecek sportif aktivitelerde bu engellenmişliği hissettiği aktiviteleri seçmek yerine daha bireysel performansa dayalı aktiviteler seçmek yerinde olabilir. Yine fiziksel performans bağlamında da çocuğumuz için gerçekçi bir beklentiye sahip olmamız tabii ki de önemli. Boş zaman eğitiminde müziği tercih edebiliriz. Müzik hem aktif hem pasif katılınabilecek etkinliklerden bir tanesi. Sadece dinlenebilir, hem dinleyip hem hareket edilebilir. Ya da müziği kendisi çocuk üretebilir. Bu bağlamda belki müzik öğretimi bağlamında bir müzik öğretmeninden yardım alınabilir. Çünkü biliyoruz ki özel gereksinimli çocukların hayatında müziğin önemli bir katkısı var. Bazı becerilerle müziği eşleyerek onun fizik performansının artmasına da yardımcı olabiliriz.
boş zaman eğitiminde müzik kullanmayı planlıyorsak, öncelikle nasıl bir müzik etkinliği çocuk için uygun, şarkı söyleme, çalgı kullanma gibi mi? Ya da belki de el göz koordinasyonunu sağlamak için müzik aleti kullanması gerekiyorsa onun aşamalandırarak nasıl öğretebiliriz müzik aletini? Yine enstrümanları kullanarak onun koordinasyonu sağlanabilir. Aynı anda iki elin koordinasyonu mesela müzik aracılığıyla sağlanabilir. Yine müzik aynı zamanda dikkatin yoğunlaştığı ve bir şeye yönelttiği dikkat süresini uzatma bağlamında da kullanılabilir. Bazı şarkılar içerisinde tekrar eden isimler, nesne isimleri, kavramlar onu çocuğun kavram öğretimine katkıda bulunabilir. Yeni sözcükler edinmesini sağlayabilir. Yine sesteki iniş çıkışlar duygularını ifade etmede ya da anlam vurgusunda ses tonunu kullanmada daha sonrasında çocuğa yardımcı olabilir. Müzik eşliğinde dans etme yine vücut koordinasyonu için özellikle tercih edilebilir. Müziğin ritmine uygun yaratıcı hareketler üretebilme çocuğun yine gelişimini destekleyici olacaktır. Boş zaman etkinliği olarak sanat eğitimi tercih edilebilir. Pek çok kolay kullanılan malzeme ile çok hoşuna gidebilecek üretimde bulunabilir. Sanat eğitimi diğer boş zaman etkinliklerinden farklı olarak ürün bırakabilen bir etkinlik. Dolayısıyla sonsuz şekilde üretimde bulunabilir. Özel zamanlarda bunu mesela bir doğum günü olan arkadaşına hediye olarak götürebilir. Yine anneler gününde annesine için bir şey yapabilir. Öğretmenine yine öğretmenler gününde götüreceği hediyeyi kendisi hazırlayabilir. Dolayısıyla sanat eğitimi de ele alacağımız beceriler de ince kas kullanımı ve tabii ki el göz koordinasyonu bağlamında önemli katkılar getirecektir. Eğer biz boş zaman etkinliğinde çocuğumuzla sanat etkinliği yapmayı planlıyorsak, bu yaptığımız etkinliğin onu kendisini ifade etmesine neyi neyle yan yana kullanacağı bağlamında karar verme becerisini geliştireceğini bilmemiz gerekir. Araçları kullanırken yeni ve farklı fikirler üretmesini sağlayabilir. Gereksinim olduğunda, yeni bir şeye gereksinim olduğunda bunu talep etmeyi ve isteklerine uygun biçimde ifade etmeyi sağlayabilir. Yine yapamadığı zamanlarda yardım talep edebilir, paylaşma talep edebilir, rica etme, izin alma gibi becerileri gelişebilir. Boş zaman etkinlikleri aslında her ne kadar boş zaman etkinliği gibi görünse de bütün gelişim alanlarını destekleyecek beceriyi içerebilecek şekilde planlanabilir ve yürütebilir. Bu ünite özetini izledikten sonra lütfen kitabınızdaki 6. üniteyi daha detaylı inceleyerek boş zaman etkinlikleri kapsamında başka neler yapabileceğinizi veya hangi amaçlar için boş zaman etkinliklerini genişletebileceğiniz konusunda bilgilerinizi arttırınız lütfen.